Bir bakalım, bize cemden fx eşittir, x eksi küp kök içinde x'in tek mi, çift mi, yoksa ikisi de mi değil diye bulmasını istediklerini söylemişler. Cem'in bunun için yaptığı işlemler de işte burada. Cem'in işlemleri doğru mudur? Eğer değilse Cem'in ilk hatasını hangi adımda yaptığını bulunuz diye de sormuşlar. Her zaman olduğu gibi hadi hemen videoyu durdurun ve soruyu kendi kendinize çözmeye çalışın. Hadi şimdi birlikte yapalım. Cem, fx'in tek mi çift mi yoksa ikisi de olup olmadığını bulmaya çalışıyor. fx de x eksi küp kök içinde x olarak tanımlanmış. Cem ilk olarak f eksi x'in neye eşit olduğunu bulmaya çalışmış. Neden böyle yapıyor ki diye merak ediyorsanız, f eksi x, f -x e eşit olduğunda bu fonksiyon çiftti öyle değil mi? Ve f eksi x eksi f eşit olduğunda ise bu fonksiyon tek oluyordu. Bu yüzden de Cem'in f eksi x'in neye eşit olduğunu bulmaya çalışması son derece mantıklı. Evet f eksi x'i bulmaya çalışıyor. Bunun için de x gördüğü yerlere eksi x koyuyor. Dolayısıyla bu kısım doğru. Bu eksi x olur. Sonra küp kök içindeki eksi x de eksi 1 çarpı x olur. Eksi 1'in küp kökü eksi 1'dir. Zaten Cem de bu eksi işaretini küp kökün dışına taşımış. Evet bu da doğru. Eksi x eksi eksiden artı elde etmiş yani bu da doğru. Bundan sonra da f eksi x'in f x ya da eksi f x'e eşit olup olmadığını kontrol etmek istemiş değil mi? Evet Cem bunun bunlardan birine eşit olup olmadığını kontrol edecek. f eksi x buna eşit değil mi? Eksi x artı küp kök içinde x'in f x'e, yani x eksi küp kök içinde x'e. Ee, bu doğru mu? Evet, doğru. Hmm, f eksi x buna eşit değil. Ya da eksi f x'e yani eksi x eksi küp kök içinde x'e eşit olmadığını söylüyor. Hmm. Burası biraz şüpheli doğru olup olmadığını kontrol edelim bence. Eksi f buna, yani eksi x eksi küp kök içinde x'e eşit mi? Hemen yazıyorum. Eksi fx bunun eksi 1 ile çarpımına eşittir. Buraya bir eksi koyayım ve x eksi küp kök içinde x'i de parantez içine alayım. Bu eksi x eksi eksiden artı olacak. Evet eksi x artı küp kök içinde x. Cem işte burada hata yapmış. Yani eksi f x'i yanlış değerlendirmiş. O halde eksi x artı küp kök içinde x'in buna eşit olmadığını söylerken hata yapıyor. Çünkü f eksi x aslında eksi f x'e eşit. Evet Cem'in hatası tam da burada. Eksi f neye eşit olduğunu bulurken bir hata yapmış. Cem'in işlemleri doğru mudur? Hayır değildir. Eğer değilse Cem'in ilk hatasını hangi adımda yaptığını bulunuz demişlerdi. Cem ilk hatasını ikinci adımda yapmış. Burada f-x'in eksi f-x'e eşit olduğunu söylemesi gerekiyordu ve buna dayanarak da f-x'in tek fonksiyon olduğu sonucuna ulaşması gerekiyordu.